Merhaba arkadaşlar, ben Turan Bilişim adlı Turan Türk. Bugün sizlere Account Reaper programının kullanımını anlatacağım. Programın aynı zamanda görsel anlatımını da web sitemde bulabilirsiniz. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Program crackli halidir arkadaşlar. Zor bulunuyor yani. Birçok crackli halini yalan yanlış uyduruyorlar, veriyorlar falan ama hani bu tam crackli hali ve çalışıyor gayet de güzel. Arkadaşlar program bu şekilde. İsterseniz proxy aracılığıyla proxylerinizle tarama yapabilirsiniz. İlk başta programın ne işe yaradığını söyleyeyim. Program combo listlerinizle yani kullanıcı adı şifre ya da e-mail şifre kombinasyonlarınızı bu modüldeki sitelere deneme yapıyor arkadaşlar. Bir nevi brute force yapıyor bu modüldeki sitelere. Hani brute force yaptığı için proxy ile kullanıp settings'ten use proxy butonuna basmanız daha faydalı olur ama ha dersiniz ki benim gibi KYK yurdunda falan kalıyorsunuz. Proxy'lerin portlarını desteklemiyor internet diyorsanız proxy'siz deneyeceksiniz arkadaşlar. Genel kısmından from file deyip ilk başta combo listinizi seçiyorsunuz. Bu combo listini nereden bulacağınızı da açıklama kısmında vereceğim. Ayrıca web sitemde de bulunacak. Combo listinizi aktardıktan sonra modüllerden istediğiniz modülleri seçeceksiniz. Spotify, işte Instagram, şu bu. Şu Capture Data dediği olay mesela Twitter hesabı buldu. Bulduğu hesabın kaç takipçisi olduğunu belirtiyor şurada Capture Data bölümünde. Tıklayıp tıklamamak size kalmış. Ben tıklıyorum her zaman. Spotify ya da Premium mu, Free mi vesaire. Bu şekilde arkadaşlar tıkladık. General'e geri gelip Start butonuna basıyoruz. Bu taramaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu internette crackli denilen, saçma sapan crackli denilen yalan uygulamalarda şurası 12'de ya da 16'da kalıyor. İlerlemiyor hiçbir şekilde. Şu anda hesapları deniyor. İlerlemiyor hiçbir şekilde. Bu asıl crackli halidir arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Arada bir takılmalar olur. İnternetiniz yavaşlar. Bunları hiç aldırış etmeyin. Program gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir hesap yakaladığında buraya düşürecektik arkadaşlar. Ama dediğim gibi proxy ile yapmanız her zaman daha faydalı. Yani çünkü bir nevi brute force atak yapıyor. Web siteleri bir süre sonra keçme falan istiyor biliyorsunuz. Yani doğrulama falan istiyor. Onlara düşmemek için proxy ile yapmanız her zaman daha doğru olacaktır. İsterseniz söyleyeyim. Proxy. Deneyelim. Ben de hiç not working diyecektir hepsinde. Ayrıca bu siteyi de size açıklama kısmında ve web sitemde vereceğim. KYK'nın internet olduğu için biraz yavaş, kusuruma bakmayın. Mesela şöyle kısa bir proxy şöyle 229 tane proxy işimizi görecek göstermek için sadece. Bunu Account Reaper'da Proxies bölümünde gene From File diyoruz. Proxy dosyamızı açıyoruz. Burada
test proxies diyor. Ona basıyoruz arkadaşlar. Test ediyor. Ben de hepsinde not diyecektir çünkü KYK'nın internetinde port yasağı var ve sunucularda hani portla proxy sağlıyor. Ben de hepsinde not working diyecektir. Testing proxies dedikten sonra set bir girseydi. Testing proxy bitti. Hepsinde not working diyor bende gördüğünüz gibi. Dedikten sonra use proxies diyorsunuz. General'e basıp start'a basıyorsunuz. Ben de basamıyorum çünkü hepsi not working. Hani sizde illaki çıkacaktır çalışanlar. Hızları falan gözükecektir. Use proxies dedikten sonra start diyorsunuz. Bu sayede cache'e falan takılmıyorsunuz. Gayet de daha çok hesap çıkacaktır arkadaşlar. Programı kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.